Bugün yaşadığımız şehirde, İstanbul'da doğaya kaçmak istedik. Şey çok güzel bir lüks, böyle yaşadığın şehirde kar yağdı, daha çıktın ya da gittin aldın plajda eşyaları, topu yüzdün. Birçok şeyi aynı şehirde yaşıyor olabilmek gerçekten çok büyük lüks. Bence de öyle ama mesela şehrinde deniz var ama kirli diye giremiyorsun. Dağda var, kar var, kayakla ilgili bir şey yok, kayamıyorsun. İstanbul o kadar ilginç bir şehir ki, kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve nefis bir İstanbul Boğazı var. Biz şimdi Karadeniz tarafında Kısırkaya Plajı denen, daha önce çekimlerde de birkaç defa gidip görüntüsüne çok bayıldığımız bir yere gidiyoruz. Bakalım orada neler yaşayacağız. Nil! Muğla'da Marmaris'te mi ne? 3 tane ispermeçet balinası varmış. Geziyorlarmış. En büyük balık herhalde. Balina değil mi? Nasıl yani? Nasıl yani, yavrularını emziriyor mu? Ne diyorsun sen? Ama bak, yani balık değil nasıl mesela? Balık değil de büyükbaş hayvan mı? İnek mi mesela? Ne onlar? Ve suda yüzen şeylerin hepsi balık olmuyorlar mı? Aa doğru. Deniz yıldızı var. Peki denizlerde yaşayan en büyük balık ne? Whale shark mıydı? Benim aklım böyle kaldı. Whale shark mı? Yani balina köpek balığı. Bir balık. Ama balina köpek. Yani siz beni trollüyor olabilir misiniz? O değil gerçekten. Yunuslarda şey değil mi? Memeli. Evet. O balık mı? Hayır. Ne diyorsunuz ya? İkinize de bakıyorum ama. Nasıl yani? Biraz suya girelim. Biraz ormanda gezelim, hazır gelmişken de birkaç tarihi yer görelim dedik. Bölgede olan Rumeli Feneri ve Topçu Kalesi restorasyonda olduğu için kapalıydı. Biz de rotamızı hemen su kenarına çevirdik. Kısırkaya Plajı, halk plajı olarak milyonları yıllardır kumsalında ağırlamakta olan bir plaj. Sürekli her saniye matematik çalışıyor. Burası çok büyük bir kumsala sahip. Çok büyük ve genelde de rüzgarlı olduğu için denize girmenin dışında pek çok aktiviteyi de rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ha küçük bir not. Denizin temizlik analizleri düzenli olarak yapılıyormuş. Ne yapıyorsun Murat? Murat ne yapıyorsun? Tamam dönsene. Murat ben artık. Beni gelmeyin ya. Hadi gidiyoruz. Oraya sakin girelim. İmdat. Eğlendin mi? Kameraya bakma. Hadi kemerleri takın, gidiyoruz. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı bu plaj, dört mevsim tüm ziyaretçilerine keyifli imkanlar sunan bir yer. Yani ben elbette çok istiyordum suya girmeyi bugün. Fakat bir aşırı dalgalı bir yere gittik. Kısırkaya plajına, inanılmaz kalabalıktı. Orada ne yaptık? Offroad yaptık. Evet, fener kapalıydı ama çok yakınlarında muhteşem bir Karadeniz manzarasına karşı fotoğraf çektik. Çekilmeyi çekin arkadaşlar. Bak. Evet, gel hadi. Gel salın da biraz yürüsün elini koy. Mutlaka şey olmazsa bir hayvan hayatımızda mutlu olmayız. Hadi yürü. Bugün bir hayvan olacak mıydı hayatımızda diyorduk. Oldu. Canım değil mi? Çok. Sen hiç bana doğru getirmezdin lan. Getirmezdin. Görüşürüz. Hemen çekilir. Mesafede gidebiliyorum. Yemeğimizi yedik ve güzelce dinlendik. Benim kızım ne gördü? Çekirge. Yine aldın. Evet, müthişti. Peki kim elini alıp üstünde yürütemedi? İstanbul her köşesiyle insanı büyüleyen bir şehir. İnsanlarla temas edebilmek bu dünyada kendini yalnız hissetmemeye sebep oluyor. Hem de tanımadığın insanlarla, hem de yüzünü bile görmediklerinde. Benim kızım bugün bir şeyi çok istedi. Hatta bununla ilgili o kadar çok istedi ki 2 gün sonra gideceğim deniz tatilini. Bugün eğer onu yapmazsam Kıbrıs'a gitmem dedi. Yüzmem. Kıbrıs'a gidip yüzmem dedi. Biz de Nihan'la ne oldu? Büyük panik yaptık tabii.
Ama şöyle bir şey var şimdi. Nereye gidiyoruz biz? Kilyos'a. Orada tahminimizce bir kum plajı var. O kum plajında eğer her şey normalse en azından ayaklarımızı suya sokup denize girmiş olacağız. Yani bütünümüz girer mi ona çok emin değilim. Benim ama bütünüm girer kesin. Yani ama bütünüm aya gireceğiz. Bir İstanbul gününü Kilyos'ta kumların üzerinde, denizin iyot yüklü tuzlu suyunu vücudumuzda iyice hissederek aşk dolu bitirdik. İstanbul'da dolaştığın zaman aşık olmak için bir sebep aramıyorsun. Tüm sebepler senin peşinde koşuyor. Çok yumuşacık bir günün ardından aklımızda şu cümle kaldı. Gelmesek de olmazdı, görmesek de. Sizi de rotadan çıkaracak yol arkadaşlarınız varsa, rotadan çıkmaya asla çekinmeyin.